emeğe sahip etmesi için bütün çalışmalarımızı, bütün iradesi ve niyetimizi ortaya koyuyoruz ama bunu unutmamalıdır ki biz bu büyük ve milli havayı Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber yürütmekteyiz. Bizlerin Türkiye'yle beraber hareket etmesiyle ancak bu ulusal çıkarlarımızın teminatı ve devamı sağlam temellerle olabilir. Aksi takdirde Türkiye'nin garantisi bitse, Türkiye askeri çekse, Kıbrıs'ta bize 1974 karacı yaptıklarını 5 metrede yapacaklarından kimsenin şüphesi olmaz. Doğu Akdeniz'in bu noktasında en büyük ve en güçlü ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk halkının hem karadeniz'i hem ana vatanıdır. Hem de 2000 kilometre kıyı içeriğiyle ta 2-5 yoldan en yakalarına kadar o bölgede Doğu Akdeniz'de elbette söz sahibidir. Söz sahibi olmalara devam edecek. Yeni bir süreç başlamıştır. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğindedir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Gelişen de bir yer olmasaya yakışık bir şekilde buraya insanlığa açmak, buraya geçirmek ve kalktırmak bize yakışandı. Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Bu güzelin böyle değiştirilmesi, kalktırılması, insanlığa kazandırılması çıkarttık. Bizim yolumuz elbette barış yoludur, uzun yoludur, güvenlik yoludur. Kardeşim Ersin Bey'e de bu gayreti, bu cesareti sebebiyle teşekkür ediyorum. Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum. Ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu Türkiye olarak, ana vatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum. Aldığımız Kıbrıs adasının elimizden nasıl sinsice alınmaya çalışıldığını hepimiz zaten biliyoruz. Biz 1571'den beri Kıbrıs'ta bu meseleyi sürdüren bir halk, egemenliğimiz için, bağımsızlığımız için, özgürlüğümüz için ağır bedel ödeyen, şehitler veren, her türlü terazime, soykırma, her türlü başlığı karşılıklı, her dönem, her aşamada bizler bütün bunlara direndik. Direnmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim arkamızda güçlü bir Türk Cumhuriyeti var. 1571 az evvel muhterem Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri gibi Akdeniz adalarına dahil olmayan ama Akdeniz'deki en önemli üssün imparatorluğa katılışıyla mümkün olmuştur. Ege'den başlayan Doğu Akdeniz'e kadar uzanan bu büyük mücadelenin biz de Kıbrıs Türk halkı olarak bir parçası olmak, bütün bu mücadelede bizim de bir rolümüzün olması bize gurur verir, bize onur verir. Bugün için Kıbrıs Cumhurbaşkanımızın ve bir genelkurmay başkanımızın çok cesur bir şekilde bazı kararlılıklar burada ifade edildi. Türkiye için önemlidir. Bir halkın ulaşabileceği en yüce onurlu mertebe
Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı olarak yine aramızda Sayın Ersin Tatar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Tekrar Osmanlı Devleti'ne veya Türkiye'ye gelecek şeklinde o anlaşmanın altına imzası vardır.
Ama Birinci Dünya Savaşı'nda o anlar bitenler, İngiltere ile tabi Almanya'nın karşı karşıya gelmesi, Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanılırması ile İngiltere bunu bir vesile olarak kullanır ve adayı ilhak eder. Adayı gasp eder. Bir kurşun sıkmadan adayı gasp eder. Ve 1960 yılına kadar İngiltere, İngiliz sömürge yönetiminde şunu görüyoruz, tarih kitapları bunu yazar, Rum-Yunan ikilisinin daha da şımardığını görüyoruz. Papazların daha fazla kışkırttığını görüyoruz. Kilisenin etkisini arttığını görüyoruz. Bizlerin atalarının yavaş yavaş adayı terk ederek geri Anadolu'ya geldiklerini görüyoruz. 1930'lu yıllardan sonra bütün bu saldırı, bütün bu baskılarla bizim insanlarımızın daha fazla Kanada, Avustralya, İngiltere'ye göç ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla nüfus dengesi aleyhimize döndü. Fakat nüfus artık bugünkü dünyada Avrupa Birliği'ne baktığımızda Rumiler arasında yani 700 bin nüfusla gidip Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın yanında durabiliyor. Kendi çünkü ayrı bir devlet, ayrı bir halk. Biz de Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalar bağlamında yaşadıklarımızla, tarihimizle, gelmişimizle, geçmişimizle, kültürümüzle, geleneklerimizle, her türlü verdiğimiz mücadeleyle ayrı bir halk olduğumuzu elbette söylemeye bile gerek yok. Dolayısıyla Kıbrıs ayrı bir halkı olan Kıbrıs Türk halkının da bütün uluslararası teamüller, Birleşik Devletler Sözleşmeleri her türlüsüyle ayrı egemenlik hakkına sahip olduğumuz zaten 1960 Anlaşması'nın ta kendisinde yazmaktadır. Dolayısıyla nedendir ki bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve ayrı bir devlet olarak, egemen bir devlet olarak yaşam mücadelemize şu anda bazı karşı çıkanlar vardır. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı gerçekten aldıkları bütün imtiyazları istismar etmişler. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bir Yunan Cumhuriyeti'ne dönüştürmüşler. Ve az önce de söylenildi, 1960 anlaşmaların daha mürekkebi kurulmadan Makaryos, bu Enosis'in sıçrama tahtasıdır. Bizim hedefimiz Enosis'tir. Bizim hedefimiz Kıbrıs Cumhuriyeti yaşatmak değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne imza attık, sırf İngiltere buradan gitsin, İngiltere adayı terk etsin. Sonra biz buradaki Türk Cumhuriyeti'nin uzantısı olan Kıbrıs Türkleri hallederiz, yok ederiz, temizleriz, öldürürüz, soykırımdan geçiririz. Açık açık bunu söyleyen bir papaz, dünyanın gözü önünde bu kadar kahveti, bu kadar körü, bu kadar çeteciliği yapabilmiş. Birleşik Devletler de bütün bunları seyretmiş. Sayın Paşam, Birleşik Devletler işte böyle bir şey. Bayrağı el uzatanları seyrettiği gibi Kıbrıs'ta da katliamları seyretmiştir. Daha geçenlerde Boğaziçi sandallara, atlara gittim. Orada bir takım o katliamdan kurtulan insanlarla konuştum. Daha geçen gün Birleşik Devletler askerleri katliamı seyrettiğini söylüyorlar. Birleşik Devletler askerleri de oradaymış. Sadece seyrettiler. Dolayısıyla o bakımdan biz Kıbrıs'ta her ne aşamada olursa olsun mutlaka Türkiye'mizin garantörü ve Türk askerlerinin varlığını asla bundan vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya hakim hale alıyor. Yaşananlar belli. Bunların hala daha hedefi onların egemenliğinde bir adadır. Bakmayın siz diplomatik konuşmalara. Eşitlik veya uygarlık veya çağdaşlık veya Avrupa Birliği. Bunların niyeti Kıbrıs'ta Rum-Yunan ikilisini, otoritesini kuzeye yaymaktır. Her gün bunu orada bir takım temaslarda görüyoruz. Bir helli meselesi var. Aylardır gündemdedir. Bir helli meselesinde bile bizi Rum otoritesine mecbur etmeye çalışıyorlar. Avrupalılara anlatıyoruz. Yapmayın. Bizim ayrı bir devletimiz var. 1960 yılında Kanlı Noel'de silah zoruyla bütün Türkleri devletten attılar. Bizim o zamanın milletvekilleri geri parlamentoya gitmeye çalışmışlar. Kapıda kendini Glasgow Gledis karşıladı. Ve Glasgow Gledis dedi ki, sakın o meclisin içine girmeyin, sizin can duvarınızı ben koruyamam. O zaman meclis başkanı var. Ve bizim milletvekillerimizi geri gönderiyor. Silah zoruyla bütün memurlarımızı, bütün o devletin içerisinde maaş alan insanları dışarı atıyorlar. Ve insanlarımız maaşsız, gelişsiz, temel ihtiyaç maddelerinden yoksul 30 bin, 40 bin vatandaşımız çadırlarda yıllarca bir hayat mücadelesi vermiştir. Bunları az önce filmlerde de göstermeye çalıştık. Zaten canlı şahitler de var burada. Hocam burada. Bunları yaşayanlar, bunları görenler, bunları asla unutturmayacaklar. Unutturmayacağız. Çünkü unutmak demek, hafızayı silmek demek, saflık demek, saflığın ötesi de enayilik demek. Bizde öyle bir enayilik yok. Büyük milletin evlatları olarak. Büyük milletin evlatları olarak.
soylu sofumuz değil. Büyük Türk milletinin bir uzantısı olarak Sayın Azerbaycan'dan gelen komutanımızın da ifade ettiği gibi biz esasında gönül birliği, kader birliği ve bu coğrafyada varlığımızda gerçekten gelecek kuşaklara müreffeh, refah dolu, onurlu bir şekilde yaşamalarının ortamını hazırlamış, devlet kurmuş, devletin en büyük erdem, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olan bayraklarımızın altında yaşama mukaddesini vermek suretiyle kendimizi bir bakıma ecdada, geçmişe, şehitlerimize o şekilde kabul ettirmiş durumdayız. Aksisi onların maneviyatı huzurunda asla imtihanı geçmeyiz, sınavı geçmeyiz. Onun için sonuna kadar dik durmak pozisyondayız, durumundayız. Dünyanın çeşitli bizimle yaptığı haksızlıklar maalesef hala daha devam ediyor. Benim Cumhurbaşkanı olarak söylediğim zaten seçimde onu söyle kazandır. Elbette Türkiye'mizin de politikası ve tam desteği arkamda elbette beni güçlü kılmaktadır, güçlü yapmaktadır. O da söylediğimiz artık eskiden olduğu gibi biz federasyonu görüşmeyeceğiz. Görüşmemeliyiz. Çünkü bütün tutanaklar okumuş, bütün tutanaklardaki tuzakları görmüş, bütün o görüşmeler süreci içerisinde o tehlikeleri atlatmış insanlarla konuştuğumuzda federasyon dedikleri bir bakıma çoğunluğun azınlığı yöneteceği, zaman içerisinde güçlü olan gerek nüfusuyla gerek ekonomik gücüyle otoritesinden kuzeye yayacağı ve dolayısıyla Kıbrıs Türk halkını azınlığın da beteri yok oluşa götürebilecekleri ve açık ve net söylüyorlar Kıbrıs Cumhuriyeti bana göre çok haksızca Avrupa Birliği'ne alındığı için Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Birliği'nde olmadığı için anlaşmanın imzalandığı gün ki öyle bir anlaşma herhalde kimse imza atamaz da anlaşmanın imzalandığı günde Türkiye askeriyle her türlü varlığa Kıbrıs'a çekilecek. Adamların söylediği bu. Son olarak Kaz Montana'da bir takım baskılar, bir takım gerçekten yoğunluklu temaslar şöyle veya böyle eşitlik temelinde bir anlaşma. O eşitlik yok ya ama öyle diyorlar işte. Eşitlik diyorlar. O lafta esas itibariyle eşitlik egemenliklerdir. Rauf Denkler de hep onu söyledi. Büyüğümüz. Eğer egemen değilsen o eşitliğin bir hayrı yok o ortamda. Çünkü o ortam üniter bir yapıya gider. Üniter bir yapı içerisinde Kıbrıs Türklere hayat kalmaz. Dolayısıyla bizim şu anda ısrarla üzerinde durduğumuz bizim egemenliğimizin yani var olan egemenliğimizin kabul edilmesidir. Çünkü 1960 anlaşmalarında da iki ayrı halk, iki ayrı egemen halktan bahsetmektedir. Silah zoruyla bizi o devletin dışına atıyorlar. Bizi devletin dışına attıklarında elbette bizim başka çaremiz yoktu. Onu da başardık, devlet kurduk. Geçici yönetim, Türk yönetimi, otonom devlet, 1974'ten sonra Kıbrıs Türk Edere Devleti, daha sonra işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ama neticede böyle aşamalardan geçmiş ve kendi devletini kurmuş, kendi devletini kökleştirmiş, kendi devleti düzeni içerisinde bağımsızlığın, özgürlüğünün, hürriyetinin tadını yaşayabilen, özgürce kendi geleceğini tayin etme hakkını sahiplenen, kendi demokrasisiyle o devleti yaşatabilen bir Kıbrıs Türk halkı elbette ana vatanı Türkiye ile işbirliği içerisinde olacaktır. Çünkü biz bu mücadeleyi Türkiye'nin desteği olmasa tabii ki veremezdik. Bunu söyleme gerek yok. Bu böyle. Ama neticede böyle. Şu anda gelinen pozisyonda Doğu Akdeniz'dekiler bütün gelişmeleri baktığınızda Kıbrıs'ın evet 1571'de de Kıbrıs adı çok önemliydi. Şimdi zaman içerisinde daha da önemli olmuştur. Çünkü herkes Doğu Akdeniz'e bakıyor şimdi. Beni geçen dedi Amerikan ülkesi aradı. Bir anlaşmalar varmış. Silah ambargosu işte her sene uzatılıyor. Silah ambargosu Rumlara kaldırıyorlar. Rumlar bazı askerlerimiz dahil verecek. Öldürücü olmayan silah verebilirlermiş Güney Kıbrıs'a. Bunun diyor şartı Çin ve Rusya'yı Çin ve Rusya Kıbrıs'a yanaşması şartları o. Ama Çin ve Rusya onlar da oralara yanaşmaktadırlar. Biliyoruz. Suriye'de kimdir? Ruslardır. Dolayısıyla öyle bir bölgede yaşıyoruz ki Fransa bu taraftan gelmeye çalışıyor. Amerika zaten orada. İngiltere zaten orada. Türkiye ben sabah yine kalktığımda Yasemin Hanım Torosları görürüm. Her gördüğümde fotoğraf çekerim, fotoğrafı paylaşırım. O kadar yakınız. Ve bu iletişim çağında daha da yakınız. Bu iletişim çağında daha da yakınız. Kıbrıs'ta olan bir olay anında burada tüm Anadolu'da sosyal medya üzerinden yaşanıyor. Burada olan bir hadise Kıbrıs'ta anında yaşanıyor. Dolayısıyla benim dedem Hüseyin Timi Tatar Bafın Poli köyünde, babam son kitabımı hazırlamıştı.
bir arsa satmış, bir radyo almış. Ankara radyosunu dinlesin diye. O da Türkiye'yi çok severdi. Ana vatanını severdi. Hiç Türkiye'ye gelememiş. O zaman gelmek gitmek yoktu 100 sene evvel. Bak 100 sene sonra neler oldu? Ben haftada 3 daha gelip giderim. Yani o şekilde bir ulaşım, iletişim çağında artık bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki insanlar olarak yaşadıklarımızdan sonra Yasemin Hanım şarkılarından sonra bizi ayıracak bir güç var mı dedi arkadaşlar? Yani bunu hiç görebilmek, bunu yaşayabilmek, bunu haykırabilmek, bunu paylaşabilmek ve bunu yaşatabilmek bir erdemdir. Bizim değerli komutanlarımıza, askerlerimize bu uğurda canlarını feda edenlere, bütün bu uğraşları, bütün bu kahramanlıkları yapanlara elbette borcumuzdur. Bunu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah öyle bir politika, öyle bir siyaset yerleşti ki artık Rumlarla Kıbrıs'ta bir ortaklığı konuşmayalım. Çünkü öyle bir ortaklıktan bize hayır yok. Öyle bir ortaklık Kıbrıs Türkleri'nin sonu. Ve dediğim gibi her gün ekiplerimle, her gün müzakere masasında yıllarını geçirenlerle çeşitli yaptığım toplantılarda sonuç Kıbrıs'ta bir medeniyetler çatışması var. Hala da. Avrupalılar, Hristiyan dünyası Türkiye'ye karşı Türkiye'yi Kıbrıs'ta çıkartacaklar. Yani iş Sayın Hocam oraya gelir. En sonunda bir cümle ya işte Türkiye'yi buradan çıkartmak meselesi. Yani Kıbrıs'ı Türklere bir takım havuç göstererek güya Avrupa Birliği içerisinde eşitlik temelinde bir anlaşmayla Kıbrıs Türkler o medeni dünyanın daha fazla refah bulmak suretiyle bir takım imkanlarına kavuşacaklar. Ama tabii ki tuzak, tuzak işte benim garantörüm, benim ana vatan, beni koruyan, evlatlarını şehit olmak için oraya gönderen, her türlü bu aracılığı desteği veren de dışarı. Arkadaşlar, İhtap, biz bu kadar kafası olabilmeyik. Biz birik, beraberiz. Dolayısıyla evet, Türkiye mutlaka Kıbrıs'a baktığında kendi güvenliği içinde Kıbrıs'ın önemli olduğunu biliyor. Her türlü stratejik, jeopolitik, geostratejik, mavi vatandaki deniz yetki alanları, ekonomik münhasır bölge meseleleri, askerler çok daha iyi bilecek. Hava sahasında, göklerde bütün o bölgenin hakimiyetinin sağlanması için bugün SİHA'larımızda, İHA'larımızda elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'nin geostratejik, jeopolitik boyutları için fevkalade önemlidir. Ege Adaları'na baktığımızda Hulusi Akar Paşa da hep söylüyor konuşmalarında, işte Çanakkale Boğazı'ndan Ege Adaları'ndan, Ege Denizi'nden sonra açık denizlere, Doğu Akdeniz'e açılmasını engellemek için sinsi sinsi kendilerine göre bir takım planlar içerisindedir. Lozan Anlaşması'na rağmen ilk 3 mildi, sonra 6 mildi, şimdi 12 milden bahsetmektedirler. Bir takım sinsi sinsi oynar ve Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs'ta. İşte dolayısıyla kendilerine göre Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndir. Egemenlik hakkı Kıbrıs Cumhuriyeti'ndir. Ve o egemenlik hakkı olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yöneticileri tüm Kıbrıs'ın etrafındaki hidrokarbon ve diğer zenginliklerin araştırılmasında söz sahibidirler. İstedikleri gibi anlaşma yapacaklar. İstedikleri gibi araştırma yapacaklar. İstedikleri gibi o zenginlikleri paylaşacaklar. Biz hakikleri sıkıştırdılar. Sizin hakkınızda bir anlaşmadan sonra size veririz. Kimin hakkını sen kime veriyorsun kardeşim? Biz büyük Türk milletlerinin evlatları olarak, büyük Türkiye'nin çıkarları, büyük Türkiye'nin kendi bir takım hakkı hukuku, 1571'den gelen o coğrafyada uluslararası anlaşmalar bağlamında da aynı zamanda. Dolayısıyla nasıl olur da bu kadar küstahça, bu kadar ulusal hukuktan da yoksun Rum-Yunan ikilisinin Ege Adaları'ndan başlamak suretiyle Doğu Akdeniz dediği Kıbrıs Adası'nın tümünün hakları kendilerinmiş gibi o şekilde bir haritalar dizayn ediyorlar. Tabii altında yatan Büyük Yunanistan hedefleri. Ta bunu Megali Ayda dediğimiz o meseleden sonra hep bunu hedeflemişti. Kıbrıs Yunanistan bir parçası, diğer adalar öyle, Rodos Girit zaten öyle. Sizin de söylediğiniz gibi Erdoğan Bey'in zannedersem Fethiye bağlamında onu ilk kez duydum, duygulandım. Dolayısıyla Kıbrıs bizim için çok değerlidir. Ecdadın bir emanetidir. Ecdadın emaneti demek, milletin emaneti demek. Dolayısıyla millet olarak Kıbrıs meselesine sahip çıkmak ve bir hata kaldırmayan da bir iştir. Yani zaman zaman isim vermeyin burada. Vereyim. Yani Mehmet Ali Talat bize karşı bir siyaseti olan işte Kıbrıs'ta birleşmeyi zamanında anlatılan zamanda ne demişti? Biz bu işi çözdük.
Cumhurbaşkanı Hristov Yaz yoldaşı, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde kardeş partiyi Aker, biz bu işi çözdük. Çözemediler. Çözemediler. Sonra ne oldu? Mahcup oldular. Ama tabii bu siyasetin de karşılığında durmaya devam ediyor. Son olarak Mustafa Akıncıoğlu oralara kadar gitti. İşte sıfır asker, sıfır garanti, biri kabul etseydi. Onlara göre Kıbrıs meselesi biteceği. Ama sen de biteceği. Şimdi bir tane Türk kalmayacak Kıbrıslar. Bu tabii gerçek. Dolayısıyla gerçekleri göz önünde bulundurmak suretiyle bu siyaseti ancak geliştirebiliriz. Gerçekler de işte anlattığım temeldedir. Dolayısıyla şu andaki savunduğumuz siyaset karşı taraftan kabul görmeyebilir. Ama bize bir statü kazandırmıştır. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa artık iki ayrı egemen eşit devletin varlığına dayalı bu iki devletin işbirliğiyle bir anlaşma ve tabii ki bu anlaşmanın bir parçası da Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü elbette devam edecektir. O bakımdan bu siyasetin statü olarak yenilenmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin de tamamıyla bu siyasete destek vermesi bizim elimizi güçlendirmiştir. Kıbrıs'ta yeni bir dönemden bahsetmekteyiz. Kıbrıs'ta benim Cenevre'deki bütün bunları o uluslararası zeminde müeşşetlere resmi olarak sunmam ve onları altı maddeli bir öneriyle kendilerine takdim etmem, Kıbrıs'ta yeni bir dönüm noktası ve dolayısıyla Kıbrıs politikası bağlamında yeni bir tarihin başlangıcı olarak ifade edilmektedir. Bu da elbette bana büyük bir gurur vermiştir. Çünkü bana nasip oldu. O bakımdan ben hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki bu kadar fedakarlık yapılmıştır. Tabii bu hafta Milli Mücadele ve Şehitler Haftası bağlamında çok törenlere katıldık. Çok gözyaşları döktük. O Banne katliamları, diğer katliamlar yüzlerce insanımızı katletmişler. Evlerinden, yerlerinden almışlar. Götürmüşler, kurşuna dizmişler. O Ayşeciği, onun filmini gördüm, gözlerim doldu. 3 yaşında bir çocuğu. Ama daha neler neler, yani anlatmakla bitmez. Tabii bunlar bir söylediğinizde bazıları işte onları çok da anlatmamak lazım şeklinde de konuşanlar var. Bunları biz unutamayız ki. Çünkü tarih tekrarlardan ibaret. Filmde de söylediğim gibi hiç şüphemiz olmasın. 1974 öncesine dönebilecek bir koşulla yaratılırsa 5 beterini yapmaya hazırdılar. Çünkü görüyorum karşıdaki zihniyeti. Karşıdaki zihniyet veriyor. Dolayısıyla biz hiçbir zaman vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizden taviz vermemeliyiz. Dediğim gibi egemenliğimize sahip çıkmak durumundayız. Devletimize sahip çıkmak durumundayız. Türkiye'mizle münasebetlerimizi pandemiye rağmen, ekonomik sıkıntılara rağmen, her şeye rağmen her koşulda bu ilişkilerin devamı için, bu ilişkilerin daha da sağlıklı gelişmesi için hep birlikte uğraşmamız gerekmektedir. Bu çağda bu iletişimde kültürel, sosyal, ekonomik daha çok boyutları vardır. Her türlüsüyle iki halkın kaynaşması için, iki halk arasındaki kardeşlik duygusunun daha da gelişebilmesi için, iki halkın birbirine daha fazla güvenmesi için ve günün sonunda milli birliğin, milli şuurun ve haliyle büyük milletin evlatları olarak hep birlikte hareket etmeyi hepimize de büyük fayda ve yarar sağlayacağının da bilinci içerisinde bu siyaseti geliştirmemizde büyük fayda vardır. Azerbaycan tabii bizim kardeş devletimiz olan, o bakımdan son yıllarda Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri bizi de çok olumlu olarak etkilemektedir. Biz de Kıbrıs'tan baktığımızda biz de Azerbaycan'ı biz kardeş devlet olarak o şekilde hissediyoruz. O şekilde bizlere sevgi, saygılarımız her zaman tanıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçlerde siyasi baskılar azaldık sonra Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki münasebetlerin de geliştiğini göreceğiz. İnşallah, inşallah. İnşallah. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla Kıbrıs meselesini sabahlara kadar anlatabiliriz. Kıbrıs meselesini herkes biliyor. Benim burada bulunmamın sebebi böyle bir güzel törende İstanbul'da Kıbrıs'a hayatlarını verenler, hayatlarını feda edenler, Kıbrıs'ta büyük fedakarlıklar yapanlar. Bir cumhurbaşkanı paşa benim için çok büyük bir değerdir. Kendisini burada uzun yıllar Kıbrıs Kültür Derneği Başkanı olarak o zaman tanıdım. Bundan belki 30 yıl kadar önce. O gün de bana Kıbrıs'taki hatıralarını anlatıyordu. Kıbrıs'taki o yaşananları paylaşıyordu.
tabii ki çok etkilenmişti. Tabii ki ben o zamanlar bir çocuktum. Ama o çocuk yaşta bile Kıbrıs'ta olanları hatırlıyorum. Çünkü o banyo katliamının olduğu gece bizim, hocam bilecek, iki mahalle ötedeydik. Maliye Bakanı'nın olduğu sokaktaydık. Rahmetli annem babama ver üstüne dedi. İki mahalle daha gelseler biz daha güretlerdi. Şimdi bir çocuk duyduğunda iki mahalle daha gelselerdi biz daha güretlerdi. Düşünebilir misiniz o çocuğun nasıl etkilendiğini? Biz işte böyle büyüdük. Böyle korkularla, endişelerle ve her zaman dua ettik. Türkiye'miz gelecek, Türkiye'miz bizi kurtaracak, Türk askeri Kıbrıs'a adım atacak, Mehmetçik gelecek ve hep Moroslara baktık. Hep o özlemle büyüdük. Hamdolsun 20 Temmuz 1974 sabahında Türk askerini Kıbrıs'ta gördük. O gün bizim en mutlu günümüzdü. O gün Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyetini kazandığı gündü. O gün bizim tekrar bir doğum günümüzdü. Dolayısıyla bu duygularla yaşayan, bu duygularla gerçekten bu aşamaları hep geçmiş ve sizlerle birlikte bu aralar her zaman paylaşan bir kişi olarak sizlere sadece hürmet diyorum. Sağ olunuz, var olun sonlar. Sağ olunuz, var olun. Dolayısıyla Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs namımızın selametle bugünlere gelmesinde şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Bir kez daha onların acılı ailelerin acısını da paylaşıyorum. Çünkü çok acılar vardır. Daha geçen gün yine de zaman zaman şehit ailelerini ziyaret ederim. Kapı çaldım gittiğim bir şehit eşine 1974 sabahında 24 yaşında bir Türk askerinin şehit olan bir askerin eşi gelmiş yine yerleşmiş. İki çocuğu büyütmüş. Şimdi torun sahipleri var. Bazı sıkıntılar var. O sıkıntıların aşılması için ben biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Ama her şehidin, her ailenin bir acısı oldu. Unutmayalım. Yani bu insanlar vatan uğruna hayatlarını feda ettiler. Arkaya kalanlar, evlatlar, torunlar hala daha her gün onların fotoğrafları ile onların acılarıyla hayatlarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla biz nasıl unuturuz? Unutmayacağız. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Ama netice itibariyle bizim tesellimiz, bizim başarımız nedir? Doğa Akdeniz'i bir gerçekten önemli, değerli, hem Türkiye'miz için hem bizim için fevkalde kritik bir bölgede bir devlet sahibi olduk. Bir cumhuriyet sahibi olduk. Bayraklarımızın altında yaşamaya devam ediyoruz. Bunun değerini ve kıymetini bilmek durumundayız. Onun için haykırıyoruz. 60 yıldır kendi devletini yöneten, kendi devletini yaşatan bizler elbette emrivatiyle, dayatmayla, empoze bir çözümle güya ekonomik refah bulacaksınız diye bizden kimse devletimizden vazgeçmemizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni feda etmemizi ve gidip anayasal bir değişiklikle güya Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olacak olan Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne bizi yama etmeye kimse kalkışmasın. Böyle bir şey kabul etmeyiz. Bu hamaset değil. Bu bir haykırıştır. Bu bir direniştir. Direnmeye de devam edeceğiz. Çünkü milli davamız devam etti. Büyük bir başarı var, büyük bir eser var ve gerçekten Rauf Bektaş son anında bile bana da gidip ziyaretinde egemenlik, bağımsızlık dedi. O şekilde gözlerini yumdu gitti. Onun için ben de onu bir vasiyet olarak kabul ettim. Milletin vasiyeti, kurucu cumhurbaşkanımız vasiyeti, egemenliğim, bağımsızlığım, devletim ona göre bir çözüm, ona göre bir anlaşma. Eğer bunu kabul etmezlerse bizim öyle bir anlaşmanın altında imzamız olamaz. Çünkü onun tehlikeleri bellidir. O bir macera olur. Ulusal davalarda da kimsenin milletini, halkını bir maceraya sürükleme ne etkisi var, dinle de hakkı vardır. Onun için bir anlaşma ileride olabilecekse biz de hep onu söylüyoruz, bir anlaşmaya karşı değiliz. Ama egemenlik temelinde, bağımsızlık temelinde, eşitlik temelinde, devletten devlete. Artık bu saatten sonra böyle bir anlaşma Türkiye'nin de tam desteğiyle Doğu Akdeniz'deki jeostratejik, jeopolitik her türlü hatta hukuka, deniz yetki alanları, karasuları, ekonomik münhasır bölge ve tabii ki göklerde hava sahasında askerlerimizin de her zaman söyledikleri gibi milletin hakimiyetinin ve etkisinin devamı için mutlaka egemenlik devleti olması lazım. Devletten devleti olması lazım. Aksi takdirde bizi haklı yutalar, asimile ederler, Türkiye'yi de Doğu Akdeniz'den dışlarlar. Bir bakıma mavi vatan Doğu Akdeniz'deki hakkımızın, hukukumuzun korunması için bizim onlara meydan okumamızdır. Ben öyle değerlendiririm. Ve dolayısıyla Mavi Vatan'a, Mavi Vatan'ı savunanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin işbirliğinin daha da derinleşmesi için, daha da boyut kazanması için,
daha da anlamlı hale gelmesi için yapılan bütün bu çalışmaların da ne kadar değerli ve kutsal olduğunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Ve su projesi dediğimiz, az önce Sayın Paşa'mız da ifade ettiler, bu su projesi elbette çok önemlidir. Bu Seyhan nehrinden akan suyun Kıbrıs'a getirilmesinden bahsettiler. Mutlaka ona da bakarız. Ama Anavur'dan 75 milyon metreküp suyun aktarılması gerçekten asıl projesidir. Gerçekten büyük bir projedir. Kıbrıs'a çok şeyler katmıştır. Kıbrıs'ta hayatımızı değiştirmiştir. Kıbrıs'ta bu suyla hem içme ve kullanma suyu hem de tarımsal faaliyetlerimizi geliştirmesi için Narenciye bahçemizde yeni yeni fidanların dikilmesine vesile olmuştur. Bu proje gerçekten asıl projesi, Türkiye'nin bir armağanı ve dolayısıyla Kıbrıs davası anlamında da suyun Kıbrıs'a götürülmesiyle bir mühür daha oraya atılmıştır. Dolayısıyla su projesi hayata geçirenlere de yürekten teşekkür etmek istiyorum. Burada açık ve buradan ifade etmek istiyorum. Basit bir iş değildir. Şimdi elektrikten bahsetmekteyiz. Elektrik de inşallah gider. Çünkü küçük bir adada siz bu elektriği bu fosilli dünyada o bacalardan çıkan kara bulutlarda üretime devam edemezsiniz. Hem çevreyi kirletirsiniz, hem kalitesiz hem pahalı. Dolayısıyla bunun da Türkiye ile birlikte tasarlanması gereken önemli bir projedir. O bakımdan Türkiye ile birlikte hem suyu, hem elektriği, hem ekonomiyi, hem kültürel varlığımızı, kültürel mirası da koruma ve ona göre orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türklük varlığının pekişmesi ve kalıcı hale gelmesi için, daha da pekişmesi için bu iletişim ve ulaşım dünyasında artık münasebetlerimizin çok daha etkili bir noktada daha da ileriye taşınması gerekmektedir. Zaten bunu yapıyoruz. Biz her gün her yerdeyiz. Her yerde konuşuyoruz. Ben Cumhurbaşkanı seçtikten sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerine aldığım davetlere gidiyorum. Şimdiye kadar belki de 7 farklı üniversiteden Fahri Doktor'a imdan aldım. Her gittiğim üniversitede böyle kalabalık öğrenciler Kıbrıs meselesini anlatıp anlatmaya da devam ediyorum ve çok da karşılık buluyorum. Hem öğrencilerimizle, hem o bölgenin esnafıyla, hem o bölgenin iş insanlarıyla ve her gittiğim yerde de Kıbrıs gazileriyle de buluşmayı unutmuyorum. Akşam Kırşehir'de Kıbrıs gazileriyle de beraber. Onlar da hep anılarını anlattılar. Hep o hatıralarını benimle paylaştılar. Onlar da mutlu oldu, ben de mutlu oldum. Gözyaşları döktük. Ama neticede birlik ve beraberlik ve millet için, Kıbrıs için ne yapılması gerektiğini o mütevazı çerçevede akşam orada değerlendirdik. İşte Türkiye'nin her yerinde bu duygularla bu millet ayağı devam ettirmek, bu milli davayı canlı tutmak ve ona göre milletin beklentisi olan bağımsız, özgür bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek hepimizin göreviyle de düşünmek istiyorum. Çünkü biz büyük milletin evlatlarıyız. Büyük milletin başarısı güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'yle Doğu Akdeniz'de daha da güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle geleceğe umutla bakabilmek. Geleceğe bu umutla, bu özlemle ve ecdadın emanetini en iyi şekilde daha da ileriye taşımak gönlümüzden geçen bir temennimizdir ve sizlerin birlikte bizim olan dileğidir. Bu duygularla sizlere seslendim. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buluştuk. Bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Hepinize sağlık diliyorum, afiyetler diliyorum. Hepinize bir kez daha en kalbi duygularımla hürmetlerimi ve saygılarımı getiriyorum. Sağ olun, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, sağ olun, var olun. Müsaade buyurursanız, bugünkü programın son aşaması olarak plaket takdimi yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza plaketleri takdim etmek üzere Teçhut Genel Başkanı Erdoğan Karakuş'un teşriflerini arz ederim. Keza Hasan Kundakçı ve Sayın Emin Hasan'ın da plaket almak üzere sahneye teşriflerini arz ederim. Yavaş yavaş gidelim.
Plaketini almak üzere Sayın Işılay Arkan'ın sahneye teşriflerini arz ederim. Plaketi Ümit Yılmaz tarafından takdim edilecektir. Sayın Yasemin Kumral'a plaketi Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk tarafından takdim edilecektir.